Merhaba sevgili çocuklar. Bugün matematik dersimizde 6. ünite değerlendirme sorularını birlikte çözeceğiz. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sayıları yazınız. Aşağıdaki görselde Filiz'in odasının krokisi verilmiştir. Kroki'de Filiz'in odasındaki eşyalar için ayrılan alanların kaç birim kare olduğunu bulunuz. Burada birim kareleri sayarak boşluklara birim kare sayılarını yazıyoruz. Bunu biliyorsunuz zaten. Çalışma masasının alanının 4 birim kare, giysi dolabının alanının 8 birim kare, yatağın alanı 16 birim kare, komodinin alanı 1 birim kare, odanın alanının 80 birim kare olduğunu da bulmuş oluyoruz. Aşağıdaki ölçümleri çeyrek kilograma tamamlayınız. Çeyrek kilogramın 250 gram olduğunu biliyoruz çocuklar. O zaman buradaki verilen gram ölçülerini bizler 250 grama tamamlayacağız. 120 gramın 250 grama tamamlanması için 130 gram, 5 gramın üzerine 245 gram, 150 gramın üzerine 100 gram, 100 gramın üzerine de 150 gram ekleyerek 250 grama yani çeyrek kilograma tamamlamış oluyoruz. Aşağıdaki ölçümleri yarım kilograma tamamlayınız. Yarım kilogramında 500 gram olduğunu biliyoruz. 350 gramın üzerine 150 gram eklediğimizde 500 gram eder. 420 gramın üzerine 80, 300 gramın üzerine 200, 490 gramın üzerine de 10 gram eklediğimizde yarım kilograma tamamlamış oluyoruz. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını ilgili bölüme yazınız. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen ve karenin çevre uzunluklarını hesaplayınız. Dikdörtgenin uzun kenarının 23 metre, kısa kenarının 8 metre olduğunu görüyoruz. Kısa kenarla uzun kenara topluyoruz 31. Bulduğumuz toplamı da 2 ile çarparak dikdörtgenin çevresini bulmuş oluyoruz. Karenin dört kenarı birbirine eşit olduğu için 14'ü direkt 4 ile çarparak karenin çevresinin de 56 metre olduğunu buluyoruz. 15. sorumuzda çevresi 128 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir basketbol sahasının uzun kenarı 40 metredir. Basketbol sahasının kısa kenarı kaç metredir diyor. Bir dikdörtgende iki tane uzun kenar olduğuna göre bizim hemen uzun kenarları hesaplamamız gerekiyor. Bunun için de 40 ile 2'yi çarparak uzun kenarların 80 metre olduğunu buluyoruz. Dikdörtgenimizin çevresi 128 metre olduğuna göre 128'den uzun kenarları yani 80 metreyi çıkardığımızda 48 metre kalıyor. Bu 48 metre bize iki kısa kenarın uzunluğunu veriyor. Bir kısa kenarın uzunluğunu bulmak için ise 48'i 2'ye bölüyoruz. Bir kısa kenarın 24 metre olduğunu bulmuş oluyoruz. 16. sorumuzda bir şekil çizme olayı var. Aşağıda verilen şekilde her kare bir birimdir. Buna göre boyalı alandaki dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplayınız. Birim karelerden faydalanarak aynı çevre uzunluğuna sahip farklı bir geometrik şekilde siz çiziniz diyor. İlk bölümdeki boyalı alanı hesapladığımızda 32 birim kareden oluştuğunu buluyoruz. Buna göre yandaki boş alana da yine 32 birim karelik bir şekil çizmemiz gerekiyor. Ben burada böyle bir şekil çizmeyi uygun gördüm. Siz de istediğiniz şekilde 32 birim karelik bir şekil çizebilirsiniz. 17. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki şekilde dikdörtgenin kısa kenarı 6 cm, uzun kenarı 11 cm'dir. Dikdörtgenin kısa kenarlarından kareler oluşturulmuştur. Buna göre şeklin çevresinin kaç santimetre olduğunu bulunuz. Dikdörtgenin kısa kenarı 6 santimetre dediği için dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğunda kaç tane kenar var? Hemen buna bakıyoruz. Bunun 8 tane olduğunu görüyoruz ve 6 ile 8'i çarparak 48 buluyoruz. Uzun kenarlarda 11 olduğuna göre 2 tane de uzun kenar görüyoruz. Bunları da 2 ile çarptığımızda 22 olduğunu buluyoruz. 48 ile 22'yi de toplayarak bu şeklin çevresinin 70 cm olduğunu buluyoruz. 18. Kareli kağıt üzerindeki her bir kare 1 cm'dir. Taralı alan kaç cm2'dir?
1 santimetre kare bir karenin alanıdır. 6 tane tam kare olduğuna göre 6 ile 1'i çarpıyoruz. 6 santimetre kare. 2 tane de yarım karemiz olduğunu görüyoruz. 2 yarım kare de 1 tam kare ediyor. 6 ile 1'i toplayarak şeklin alanının 7 santimetre kare olduğunu buluyoruz. 19. sorumuzda sizden problem kurmanızı isteyeceğiz. Çevre, kare, dikdörtgen, 128 verilerini kullanarak bir problem kuruyoruz ve problemi çözüyoruz. Aşağıda yer alan verilere uygun olarak problem kurunuz demiş yine. Aşağıda görsele uygun problem kurup çözünüz. Bir görselimiz var, bir akvaryum. Bu akvaryumun içindeki su miktarı 5 litre 200 mililitre. Buna göre buraya yine siz bir problem kurup çözeceksiniz. 21'de ise bir kamyonun taşıdığı yükü göstermiş. Aşağıdaki görsele uygun yine problemi yapın demiş. 3 ton 350 kilogram yükü olan bir kamyonla ilgili bir problemi de sizler yine kurup çözümünü yapacaksınız. 22. sorumuzda aşağıda verilen düzlemsel şekilleri şekillerin renkli bölgeleri ile eşleştiriniz demiş. Burada yine birim kare sayma olayımız var. A şeklindeki birim karelerin 16, B şeklindeki birim karelerin 13, C'dekilerin 14, D'dekilerin de 23 birim kare olduğunu buluyor ve birbirleriyle eşleştiriyoruz. 23. sorumuz yine bir eşleştirme sorusu. Aşağıda verilen sıvıları uygun olan ölçme birimleri ile eşleştiriniz demiş. Bir bardak ayran mililitre ile, bir depo benzin litre ile, bir şişe şurup mililitre ile, bir kutu okul sütü mililitre, küçük meyve suyu mililitre, damacana su litre, bir şişe parfüm mililitre, bir bidon sıvı deterjanın da litre ile ölçüldüğünü eşleştirmiş oluyoruz. Aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruları şimdi birlikte cevaplayacağız. 24. sorumuzda şekildeki dikdörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisi ile hesaplanamaz? Burada doğru seçeneğimiz D şıkkı olacak. D şıkkında uzun kenarı ve kısa kenarındaki birim kare sayıları toplanıp 2 ile çarpılarak hesaplanır demiş. Bu hesaplama bize alanı vermez, çevreyi verir. Hesaplanamaz dediğine göre burada da doğru seçeneğimiz D şıkkı oldu. 25. sorumuz bir problem. Kısa kenarı 10 metre, uzun kenarı 14 metre olan dikdörtgen ile bir karenin çevre uzunlukları eşittir. Buna göre karenin alanı kaç metre karedir diyor. Hemen burada yapacağımız ilk iş dikdörtgenin çevresini hesaplamak. Bunun için de 10 ile 14'ü yani kısa kenar ile uzun kenarı topluyor. 24 buluyoruz. 24 ile 2'yi çarptığımızda dikdörtgenin çevresinin 48 cm olduğunu buluyoruz. O zaman karenin de çevresi 48 cm ediyor. Fakat burada bizden karenin çevresini değil alanını istiyor. Bunun için de hemen biz karenin bir kenarını bulmak zorunda oluyoruz. 48'i 4'e bölüyor. Karenin bir kenar uzunluğunun 12 olduğunu buluyoruz. Alanını bulmak için ne yapıyorduk? Bir kenar uzunluğunu kendisiyle çarpıyorduk. 12 ile 12'yi çarptığımızda da 144 metre kare olduğunu buluyoruz. Doğru şıkkımız da C oluyor. 26'da İpek marketten 1 kilogram 300 gram peynir, 750 gram zeytin, 1 kilogram portakal, 250 gram kaşar peyniri aldı. İpek'in aldıklarının toplam kütlesi nedir? Burada da hepsini topluyoruz. Toplam kütle sayısının 3 kilogram 300 gram olduğunu buluyoruz. Burada doğru cevabımız da B şıkkı oluyor. 27. Bir ilaç kutusunun içinde her biri 5 mg olan haplardan 60 adet vardır. Buna göre ilaç kutusunda kaç miligram ilaç vardır diyoruz. Bunun için de 60'da 5'i çarpıyor. C şıkkında olduğu gibi 300 mg ilaç olduğunu buluyoruz. 28. sorumuz ağırlığı 360 ton olan uçağa 58 ton bagaj yükleniyor.
Uçağın son durumda kütlesi ne kadar olmuştur? Burada yapacağımız iş ise hemen uçağın kütlesi ile yüklenen bagajın kütlesini toplamak oluyor. 350 ton ile 58 tonu topladığımızda da B seçeneğinde ki gördüğümüz 418 tonu buluyoruz. 29. sorumuza geldik. Bir marketteki 65 kilogram bulgurun birinci gün 8 kilogram 750 gramı, ikinci gün 5 kilogram 250 gramı, üçüncü gün ise 12 kilogram 500 gramı satılıyor. Geriye kalan bulgurun kütlesi ne kadardır? Burada ilk yapacağımız iş bu 3 günde ne kadar bulgur satıldığını bulmak çocuklar. Bunun için de birinci, ikinci ve üçüncü gün satılan bulgurları topluyoruz. Bunları topladığımızda toplamımız 26 kilogram 500 gram oluyor. Yani sattığımız bulgur 26 kilogram 500 çıkıyor. Toplam bulgurumuz ne kadardı? 65 kilogram. Hemen 65 kilogramdan da 26.500 gramı çıkardığımızda geriye kalan bulgurun A seçeneğindeki 38 kilogram 500 gram olduğunu bulmuş oluyoruz. Bir kamyon bir inşaata günde 5 sefer kum taşır. Kamyonun kasası bir seferde 2 ton 550 kilogram kum almaktadır. Bu kamyon inşaata bir haftada ne kadar kum taşır? Bu işlemin çözümünde ilk yapacağımız işlem kamyonun bir günde taşıdığı kum kütlesini bulmak. Hemen 2 ton 550 kilogramla 5'i çarparak kamyonun bir günde 12 ton 750 kilogram kum taşıdığını buluyoruz. Bu kamyon bir günde 12 ton 750 kilogram kum taşıyor ise bir haftada ne kadar taşır? Bunu bulmak için ise bir hafta 7 gün olduğuna göre 12 ton 750 kilogramla 7'yi çarparak A şıkkımızdaki 89 ton 250 kilogram taşıdığını bulmuş oluyoruz. 31. sorumuza geldik. Dedemler kış boyunca torbası 25 kilogram olan kömürlerden 82 torba yaktı. Yakılan kömürün kütlesi kaç kilogramdır? Bir torba 25 kilogram, toplamda 82 torba yakılıyor. Hemen 82 ile 25'i çarparak dedenizin 2050 kilogram kömür yaktığını buluyoruz. Buradaki doğru seçeneğimiz de B şıkkı oluyor. 32. sorumuzda hayvansever Gözde Hanım'ın 12 tane kedisi vardır. Her sabah 3 tane yarım litrelik sütü kedilerine eşit olarak paylaştırıyor. Her kedi kaç mililitre süt içer? Gözde Hanım'ın 12 kedisi var ve 3 yarım litre. Öncelikle hemen şunu hesaplıyoruz. 3 tane yarım litrelik süt 1500 mililitre süt ediyor. 12 kedi olduğuna göre 1500 mililitreyi de 12'ye bölüyoruz ve sonucun 125 mililitre olduğunu buluyoruz. Yani her kedi günde 125 mililitre süt içiyormuş. Buradaki doğru seçeneğimiz de C şıkkı oluyor. Ezgi 180 mililitre olan diş macununu günde 3 defa dişlerini fırçalayarak 30 günde bitiriyor. Ezgi her fırçalamada ortalama kaç mililitre diş macunu kullanmıştır? Bunun için de Ezgi bir günde 3 defa fırçalıyor ise Ezgi'nin 30 günde kaç defa dişlerini fırçaladığını bulmamız gerekiyor. 30'da 3'ü çarparak Ezgi'nin 30 günde 90 defa diş fırçalamış olduğunu bulduk. Toplam diş macunumuz 180 mililitre olduğuna göre 180'i 90'a böldüğümüzde de Ezgi'nin günlük kullandığı diş macunun 2 mililitre olduğunu buluyoruz. Buradaki doğru seçeneğimiz de B şıkkıdır diyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dersimizi de burada bitiriyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın diyorum.